dediğim gibi en önemli gelişmesi enflasyon. Reuters'ın anketinde yıllık 9.1'lik bir artış beklentisi var. 47.3 enflasyonun çıkmasını bekliyoruz. Yıl sonu beklentisi de yine Reuters anketinde 59.9. Aylıkta 9.1 çok yüksek ve rekor muhtemelen. En son Bader 1997'de 6.2 varmış Temmuz'da en yüksek. Yani biz yaz aylarında enflasyonun genelde düştüğüne şahit oluruz. İşte gıda fiyatları vesaire. Şimdi bakıyorsun 20-30 liradan aşağı domates yok. Hani domates fiyatları yüksek dediğimizde ne denir? Kardeşim onlar işte sera domatesi. Yazın yiyeceksin domatesi falan. Yaza geldik hala domateste bir düşüş görüyoruz. Yani meyve fiyatlarını zaten geçiyorum. Hala 100 liraya kiraz alınabiliyor Türkiye'de. Yani şu kirazı biz yiyemiyoruz zaten. İhraç da ediyoruz bildiğim kadarıyla ama. Yani bu konuda hakikaten söylenecek çok şey var. 6.2'nin rekoru gelecek bu ay muhtemelen. Yani en düşük tahmin bile 6.2'nin evet. üzerinde ankette. Biz şöyle 50'lere yaklaşacağız. Alaaddin Aktaş bu hafta izinli gördüğüm kadarıyla muhtemelen onu yazardı ama çift tane kesin gibi diyordu. Sen ne diyorsun enflasyon tablosuna ilişkin? Şimdi Türkiye'de insanların gündelik hayatta çok düşünmediği, aklına gelmediği ya da önemsemediği fakat bizim ekonomimizdeki sorunları büyüten bir şey var. Bir gösterge var. O da özel tüketim harcamalarıyla sanayi üretimi arasındaki uyumun bozulması. Böyle bir uyum mu var diyenler oluyordur muhtemelen şimdi. Var. Türkiye'deki özel tüketim büyümesiyle sanayi üretimi birbirine genellikle paralel hareket eder. Yani böyle bir kural yok. Paralel hareket etmesi gerekir diye bir kural yok. Ama genelde öyle hareket eder. Yakın değerler alırlar. Yönleri aynı olur. Çok ufak sapmalar gösterirler. İki endeks birbirine genellikle çok yakın hareket eder. Fakat geçen yılın ortalarından itibaren bu uyum bozuldu. Haziran'ın tam işte bizim asgari ücret zammı diyelim. Geçen yılın Temmuz ayından itibaren Türkiye'de tüketimle üretim arasındaki denge bozuldu. Tüketim lehine. Tüketim çok hızlı büyümeye başladı. Ama üretim, sanayi üretimi öyle hızlı büyümedi. Bunu hem zaten ihracattan görüyoruz hem iç piyasadan görüyoruz. Fakat sonuçta şöyle bir şey var. Yani sonuca gelelim. Türkiye'de özellikle hizmet sektörlerinde yeme içme, tatil, ulaştırma, özel eğitim, çocuk eğitimlerinden bahsetmiyorum. Gibi alanlarda, harcamalarda ciddi artışlar yaşandı. Şimdi işte biraz önce konuştuğumuz konuda hem vergi artışları geldi, hem kur artışı geldi. Ve bunun enflasyon üzerinde de doğal olarak çok yüksek bir etkisini görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışı es geçmiyor. Yani yüzde kaç arttı bir buçuk ayda? %70-80'ler konuşuluyor evet, değil mi? Dolayısıyla bunların etkisinin olması mümkün değil. Ama ben biraz önce dedim ya işte bu sebeplerle politika faizinde daha ciddi artışlar beklemiyorum ve beklememek gerektiğini düşünüyorum diye. Aslında beklememiz lazım ya Bader. Yani tam Türkiye'nin şartları hani anlıyorum. Diyorsun ki şartlar böyle. Türkiye'deyiz. İşte siyasetin bakışı belli ama yani hani rasyonel olan diyoruz ya şimdi. Rasyonel olan böyle bir daha da kötüleşen ve kötüleşmesi beklenen enflasyon çerçevesi, tablosu içerisinde bizim daha belki sert cevap vermemiz lazım. O yüzden de şu sonraki 24 Ağustos'taki PPK hele yeni yönetim değişikliği sonrası çok daha merak ediliyor. Şimdi ben teorik olarak yapılmaması lazım demiyorum. Hani sen de beni anladın ama tabii, anlıyorum. Diye. Ben de yapılması gerektiğini düşünüyorum ama Türkiye'nin şartlarında bunun mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama işin bir de tarafı var. Onu da göz ardı etmeyelim. İş dünyası tarafı var. İş dünyası şimdi geçen hafta açıklanan güven endeksleri var. Hem reel kesim hem hizmet perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri. Üçünde de en kötü bozulma hangi biliyorsun bir de alt sektörleri var. En kötü bozulma nerede? Mevcut durumda değil ya da işte istihdam, siparişler falan değil. Gelecek 3 aya yönelik beklentilerde bozulma var. 4 ana sektörün 4'ü de gelecek 3 ayda performansın, kendi sektörlerindeki performansın düşük olacağına inanıyor. Bunu bekliyorlar.
Çünkü gelen zamlar işte akaryakıta, vergi artışları ve kur artışları zaten tüketim üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak aşağı yönlü. Bu doğal olarak üretimi de aşağı çekecek. Ama işin kötüsü şu, bence Türkiye açısından ihracat şu anda iç piyasanın alternatifi durumda değil. İç piyasada bir daralma yaşayacağız, bir hızında yavaşlama göreceğiz ama bunu ihracatla telafi edeceğiz diyebileceğimiz bir durum yok. Hı hı. Euro bölgesi en büyük pazarımız, resesyonda işte bugün ikinci çeyrek açıklanacak ama çok, o da yine düşük gelecek. Bir canlanma yok. Orta Doğu'da bir canlanma yok. Zaten istesek de böyle ihracatı bir aydan üç aya kadar artıracağımız bir değişken değil. O yüzden ben iç piyasayı çok fazla iç piyasadaki hızın çok ani bir düşüşe döndürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bunu destekliyorum. Hız yavaşlatılmalı. Ama bu çok kesmiş şekilde de olmamalı. Çünkü o zaman iş dünyası tarafında ciddi sorunlar yaşanacak diye düşünüyorum. Peki, Bader, devam edeceğiz.